Bu arada programı devam ediyor sevgili Artı TV izleyicileri. Bu akşam tabii koronavirüsten yola çıkarak aynı zamanda Türkiye'de mahkumların ya da cezaevlerinin genel itibariyle söyleyecek olursak durumunu konuşuyoruz. Ve tabii bu mesele elbette sadece cezaevleriyle sınırlı değil. Ancak bir şekilde bunun hem bu tarafında konuşmak lazım hem de Türkiye'deki cezaevlerindeki hak ihlallerini de konuşmak lazım. Ve şimdi bu minvalde devam etmeye çalışacağız. Evet, şimdi Berivan Hanım, neler söylemek lazım? Türkiye'de genel olarak yani düşündüğümüz zaman bir şekilde cezaevi koşullarının aslında bu virüsten bağımsız olarak da, yani daha sonra bu salgından bağımsız olarak da çok da hani şey olmadığını, yani bir şekilde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Neler söylemek lazım? Öncelikle Türkiye'de uzun yılları da hani göz önüne alacak olursak, yani geçmişten bu yana cezaevi koşullarında bir iyileşmenin söz konusu olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya maalesef söyleyemiyoruz. Şu şekilde söyleyemiyoruz. Türkiye'de ya da dünyanın her yerinde aslında bu böyle. Dışarıda var olan gerilim ortamı ya da dışarıda var olan o yasaklama ortamı, o yasaklama kültürü ya da dışarıda var olan o şiddet kültürü hapishanelere her zaman iki katı fazla yansıyor. Yani bu sebepten şu dönemde, bu dönemde şurada iyiydi, burada iyiydi, bu hükümette iyiydi, şu hükümette kötüydü demek yerine Türkiye'de hapishaneler aslında sadece işte belirli demokratikleşme adımların atıldığı dönemleri saymazsak genel olarak çok sıkıntılı alanlar. Hapishanelerdeki o genel yapıya yönelik kalıcı çözüm üreten şimdiye kadar hiçbir hükümet aslında çok da fazla olmadı. İşte Türkiye'ye baktığımız zaman işte son dönemlerde işte 2015'ten sonra işte Türkiye toplumunda yeniden bir gerilim başladığından beri hapishanelerde de artarak giden bir gerilimden, artarak giden bir ihlal sürecinden ya da bu yönlü gelen başvurulardan bahsedebiliriz. Çünkü başvuru demek zorunda kalıyorum. Bildiğiniz gibi sivil toplumun hapishanelere girmesi, mahpuslara doğrudan iletişim kurması, izleme yapması ya da kendine gelen bir başvuru ya da bakkay hakkında kesin sonuç bildirmesi mümkün değil. Çünkü biz o alanın çok dışındayız. O alan bize çok kapatılmış durumda. O yüzden ancak başvurular ya da iddia diyebiliyoruz. Ama son birkaç yıldır başvurularda ve iddia düzeyinde de olsa gelen işte gerek kötü muamele, gerek ifade özgürlüğünü kullanma, sosyal etkinliklere çıkarılma, ne bileyim işte 80 döneminde çok anılan işte ayakta sayım, teksir halinde yürüme, askeri nizam yürüme gibi gibi birçok hapishanede birçok uygulamaların gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Evet. Peki bu koşullar, yani birinci bölümde bize aktardığınız koşullar dünyadaki standartları göz önüne alacak olursak, yani bir kıyaslama yapma şansınız oldu mu bu şeylerle ilgili olarak? Gelişmiş ülkelerdeki mesela hapishanelerle bizimkiler arasında nasıl bir fark var? Örneğin Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'da hapsetmenin alternatifleri yaratılmaya başlandı ve Avrupa hapishanelerinin sayısı da azaltılıyor, mahpus sayısı da hızla düşmeye başlıyor. Buna karşın Türkiye'de baktığımız zaman hapsetme oranlarında ciddi bir artış görüyoruz. Mahpus sayısında da ciddi bir artış görüyoruz. Bunun sadece işte hapishanelerle çalışan sivil toplum kuruluşları değil. Genel olarak oturulup bir düşünülmesi gerekiyor. Neden Türkiye'de hızla işte şimdi 285 binlerden bahsediliyor. Şöyle bir kıyaslama ya da örnek verebilirim. İşte Türkiye'de en sert dönem olarak nitelendirilen 80 askeri darbesinde bile mahpus sayısı 70-80 binlere çıkmış ve birkaç yıl içinde 50-60 binlere geri düşmüştür. Yani 50 bin düzeyinde seyreden bu mahpus sayısı nasıl işte 10 yıl kadar kısa bir sürede 285 binlere çıktı.
Bunun gerçekten sadece dediğim gibi hapishane çalışanlar değil, bütün çevrelerin oturup bir kere bunu tartışması gerekiyor. Neden mahpus sayısı da bu kadar ciddi bir artış? Neden hapishane inşa etme konusunda bütün Avrupa ülkeleri sayıyı azaltırken, açılmış olan hapishaneleri kapatırken yeni hapishaneler açma eğilimi var? Bir kere bunun çok ciddi oturulup çeşitli çevrelerce konuşulması ve çözümler üretilmesi gerektiğini biz belirtebiliriz. Evet, peki neden sizce? Ya bu konuda aslında şimdi Türkiye'de bir kriminoloji alanı bile yok. Yani mesela bizim çalışma alanımız işte neden insanların hapishanede olduğu değil. Ama işte genel olarak baktığımızda örneğin belirli yasa değişiklikleriyle nereden örnek verebilirim? İşte mesela uyuşturucu kullanımında kişinin taşıması gereken madde miktarındaki bir oynama bile bilmem kaç bin tane mahpusa yol açabiliyor. Bu noktada işte belli yasa değişikliklerinin buna yol açtığını düşünüyoruz ve hukukçuların, yani Adalet Bakanlığı bu konuda çok ciddi bir çalışma yapması lazım. Bu sayı neden arttı? Tam olarak ne oluyor? Yani biz şey mi diyeceğiz? Türkiye'de aslında suç oranında çok büyük bir patlama var mı diyeceğiz? O zaman çıkıp bu verileri açıklamaları gerekiyor. Biz daha çok o yasa maddelerinde hapsetmeyi daha çok temel alan bir uygulamaya gidildiği için bu sayının çok fazla arttığını düşünüyoruz. Bu noktada oturup anayasada hapsetmenin alternatifleri nelerdir? İnsanlar hapsetmek yerine ne yapılabilir? İşte tutuklama tedbiri hangi zorunlu durumlarda uygulanabilir gibi çok geniş bir tartışma gündemi oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Peki mesela yani Avrupa'da uygulamanın değiştiğini söylediniz. Ama bunun mesela Türkiye koşullarında gerçekten uygulanabilir olduğunu söyleyebilir misiniz? Ya uygulanmak zorunda. Şeyi de belirtmek gerekiyor. Yani mesela çocukları hapsediyoruz. İşte 12 yaşından sonra 18 yaşına kadar çocukları hapsediyoruz. Ve bunun aslında cezayı azalttığını ya da işte suçu azalttığını düşünüyorsak hayır. Bir şekilde o adalet sistemine giren herhangi bir çocuğun suçu tekrar işleme ya da tekrar hapishaneye düşme oranı %60. Yani Türkiye'de suçun tekrar etme oranı çok yüksek. Demek ki hapishaneler caydırıcı yerler değiller. Demek ki hapsetmek sorunu başlı başına, tek başına çözmüyor. Demek ki hapsetmeyle birlikte bir sürü ekstra önlem alınması gerekiyor. Bunların hiçbirini yapmadan direkt hapsetmek en fazla o insanları daha çok suç işlemeye teşvik ediyor. Örneğin Türkiye'de hapishaneden çıktıktan sonra insanların iş bulma oranı çok düşük. İşte eskiden bir yasa vardı, orada işte şu kadar çalışanı olan iş yerleri işte hapishaneden çıkmış insanları çalıştırmalıdır diyordu. Oraya böyle şöyle bir madde ekledi, işte şehit yakınları ya da hapishaneden çıkmış olanı aslında maddeyi pratikte işlevsiz hale getirdi. Yani o insanlara bir bütünlüklü sistem sunmadığınız sürece, yani hapishanede insan anlamında, insan olduğu anlamında bir saygı görmediği sürece, dışarıya hazırlanmadığı sürece, dışarıda çıktığı zaman iş bulma ve benzeri konularda destek sunmadığınız sürece bu sistem suç ve suçlu üretmeye devam edecektir. Yani bu noktada çok bütünlüklü yaklaşılması gerekiyor. Çok sistemli, işte hukukçuların, bu alanda çalışan sivil toplumların, hapishane alanında çalışan bizlerin bir araya gelerek ne yapılabilir üzerine konuşmak gerekiyor. Eğer bir zamanlar mahpus sayısı bu ülkede 80 binlerdeydiyse bence yeniden oraya düşürülebilir. Sadece bu konuda gerçekten ciddi önlemler alınması. Bu konuda kararlı olunması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bir şekilde mahkum sayısının az önce sizin tabii programın girişinde ifade ettiğiniz gibi mekana göre çok fazla olmuş olması da büyük bir tehlike doğuruyor. Yani bir salgın hastalık tehlikesi doğuruyor ve bugünlerde özellikle buna da dikkat edilmiyor. Biraz önce Sayın Yeryerlioğlu da bir takım istatistikleri açıkladı bu konuyla ilgili olarak. Kendi gözlemlerini de açıkladı tabii. Bazı vakalar görülüyor, yani örneğin kışlalarda görülüyor ya da toplu insanların bulunduğu yerlerde görülüyor. Dolayısıyla hapishanelerde aynı tehlikeyi taşıyor, aynı potansiyel tehlikeyi taşıyor. Peki sizin bu konularla ilgili ne gibi çalışmalarınız var? Yani siz mesela bu koşulların iyileştirilmesi ya da o kötü koşulların ortadan kaldırılması için nerelerde girişimlerde bulunuyorsunuz ve bu yankı buluyor mu bir şekilde?
Ya şöyle diyelim, biz bireysel olarak başvuru alıyoruz. Ya mektup yoluyla alıyoruz ya danışma hattımızla bireysel olarak başvurular alıp bunları işte 7 ayrı kuruma şikayet başvurusu olarak iletip onun devamında takipçisi olmaya çalışıyoruz. Bu konuda düzenli olarak raporlar yayınlamaya çalışıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi hapishaneler oldukça kapalı yerler ve biz hapishanelerle ilgili sağlıklı veri alma konusunda, yani sadece biz değil bütün sivil toplum kuruluşları, çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız için alanın kendi çalışma noktamızdan verisini ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine aslında birçok tartışma siyasi mahpuslar üzerinden dönüyor ama çok ciddi bir adli mahpus kitlesi var ve bunların birçoğu haklarını bile bilmiyorlar. Nereye başvuru yapabileceklerini bilmiyorlar. Bu konuda mahpusları bilgilendirmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ulusal ya da uluslararası kurumlara raporlar yayınlıyoruz. Görüşlerimizi bildiriyoruz. Taleplerimizi bildiriyoruz. Epey geniş bir çalışma alanımız var diyebilirim. Evet. Peki, şimdi burada sizin bir takım şeyleriniz oldu. Yani uyarılarınız oldu. Bir takım istekleriniz oldu. Hı. Yani mahkumların herhangi bir şekilde şu anda bu salgından korunabilmesi bakımından. Bunları biraz açalım isterseniz. Çünkü örneğin risk grubunda bulunan mahpuslardan bahsediyorsunuz. Türkiye'de mesela bu oran nedir? Veya risk grubundan kastettiğiniz ne tam olarak? Tabii şimdi aslında bu oranı biz net olarak açıklayamıyoruz. Yani İnsan Hakları Derneği'nin belli bir verdiği sayı var. Ama şunu görmek lazım. Yani sivil toplum kuruluşları olarak biz bu sayıyı açıkladığımızda bu şu demektir. Bizim ulaştığımız mahpuslar içerisindeki ağır hasta mahpusların sayısıdır bu. Hmm. Gerçek sayı değildir. Biz bu konuda defalar... Yani kimse bilgi vermiyor mu bu konuda? Vermiyor. Yani biz defalarca bu konuda başvurunda bulunduk. İşte örneğin Türkiye'de kaç tane kanser hastası mapus vardır, kaç tane diyalize giden mapus vardır gibi birçok kanaldan birçok soru önergesi verdik. İşte bilgi edinme başvuruları yaptık ve bize genelde gelen şöyle bir cevap var. İşte sizin bu sorunuz özel bir araştırma gerekiyordu. Bu konuda size bilgi veremeyiz. Yani biz aslında bilmiyoruz. Türkiye'de kaç tane ağır hasta mapus olduğunu bilmiyoruz. Ağır hasta mahpus kavramı da aslında çok göreceli bir kavram. Biz ilk elden işte kanser hastaları, işte diyalize giren böbrek hastaları, ileri derecede kalp yetmezliği olan mahpusları şu an kastediyoruz. Ama henüz o kadar durumu ciddileşmemiş. Ama şu an var olan o sistem içerisinde tedavi olma ihtimalleri olmadığı için durumu ciddileşme potansiyeli taşıyan hastalar da var. İşte o 16. maddede kendini hayatını cezaevinde yalnız ikame ettirememe gibi bir şey var. Bunun ne olduğu çok muğlak bir noktada. Yani biz sayıyı bilmiyoruz ve o yüzden de sayıyı vermekten kaçınıyoruz. Çünkü gerçekten vereceğimiz sayının çok ötesinde bir sayıdan bahsediliyor. Burada da çok uzun bir süreç. Aslında Sayın Gergerlioğlu da vurguladı. İşte aylara yayılan bir süreç. İşte siz dilekçeyi veriyorsunuz, heyete çıkıyor, heyet sizi adli tıpa gönderiyor. O sürecin derhal çok hızlı bir şekilde kısaltılması gerekiyor. Yani o dosyalara ivedilikle bakılıp sonuca varılması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Şimdi HDP Mersin Milletvekili Doktor Sayın Rıdvan Turan telefonu attığımızda. Bakalım o neler söyleyecek bu konuyla ilgili olarak. İyi akşamlar Sayın Turan. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, bir virüs vakası, daha doğrusu işte koronavirüs ve yayılıyor günden güne. Az önce işte evet. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları da vardı. Sizin gözlemleriniz nedir bu konuyla ilgili olarak? Biraz anlatır mısınız lütfen? Yani işin ciddiyeti konusunda zannederim herkes 3 aşağı 5 yukarı anlaşıp... Çok çok teşekkürler bütün bilgi ve değerlendirmeler için. Ben çok teşekkür ediyorum. HDP Mersin Milletvekili Doktor Rıdvan Turan telefon konuğumuzdu ve bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, şimdi isterseniz bir kez daha bu verileri bir tekrar edelim. Bu arada sizin bir zannediyorum telefonunuz var değil mi şey için? Yani orada iletişimin kesilmesi ihtimali mi var? Bu nedenle mi şey yapıyorsunuz? Aslında bizim normalde uzun bir süredir danışma hattımız var. Evet. Mektup dışında özellikle açık hapishanelerden sürekli aranıyoruz. Tabii şu an bu danışma hattı çok daha önemli bir noktaya kayıyor. Çünkü ne tür bir tedbir alınacak? Mesela sokağa çıkma yasakları ilan edilecek mi?
ne olacağını bilmediğimiz için aslında danışma hattımız biraz daha önem arz ediyor bizim için. İsterseniz buradan numaramızı da verelim. Herhangi bir sorun yaşadığında mapuslar, mapus yakınları bize hızla bu hat üzerinden ulaşabilir. Tabii bunu ekrana da yansıtalım eğer mümkünse. Tabii 0212 252 5311 numaralı telefondan bize mapuslar ulaşabilirler. Şeyimiz kapalı olsa bile bir şekilde derneklere ulaşamama gibi bir sorun yaşasak bile evden de olsa bu hatta sürekli cevap vermeye ve bu noktada elimizden geldiğince doğru bilgiyi üretmeye ya da işte yaşanan sorunları aktarmaya çalışacağız. Şu an bu hattımız ağırlıklı olarak açık cezaevleri üzerinden kullanılıyor. Biz bir de şeyi belirtmek istiyoruz, yani burada işte maddeleri belirtirken onu atladık. Hapishanelerde çok fazla insan çalışıyor. Yani sağlık görevlisi çalışıyor, jandarması, infaz koruma memuru gibi çok geniş bir kitle çalışıyor. Ve bu insanlar da çok fazla insanla temas ediyorlar. Hem onların korunması hem onlarla diyaloğu kuracak diğer mapusların korunması için bir an önce bu insanlara da gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Nasıl ki sağlık personeline belli işte maskedir, koruyucu giysidir ve benzeri şeyler dağıtılıyorsa bir an önce hapishanelerde çalışan memurlara da bunların dağıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bugün bize yansıyan işte açık hapishanelerden gelen, henüz mektuplardan gelen bir şey yok ama açık hapishanelerden gelen işte infaz koruma memurları maske kullanmadığı, herhangi bir önlem alınmadığı, hatta bazı hapishanede hala suların kesik olduğu gibi şu an ilk elden açık hapishanelerden bize yansıyan bilgiler var. O yüzden gerçekten gerek hapishane çalışanlarının gerek onların temas kuracağı mapusların korunması için mutlaka hapishane çalışanlarına bir kendilerini nasıl koruyacakları, iki iletişimde kurdukları mapusları nasıl koruyacakları konusunda bilgiler verilmeli. İkincisi bunu sağlayabilecek altyapı oluşturulmalı. Yani artık maske dağıtma şeklinde olur, ne bileyim. Özellikle kritik yerlere girecek insanlara buna uygun eşya dağıtma şeklinde olur. Mutlaka bu önlemlerin hızla alınması gerektiğinde vurgulamamız lazım. Evet. Bu arada numarayı ben tekrar edeyim. 0212 252 53 11. Evet. 0212 252 53 11. Yani cezaevlerine tabii oradaki herhangi bir şikayet, herhangi bir durumla ilgili olarak bilgi vermek üzere de aynı zamanda bu numaraya ulaşabiliyorlar. Mahkumlar ya da cezaevinde bulunanlar daha doğrusu. Ve dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak siz de harekete geçiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, peki. Şimdi son bir kez daha sizin isteklerinizi alalım mahkumlarla ilgili olarak. Neler yapılması gerekiyor? Yani bu kritik günlerde özellikle. Cezaevleriyle ilgili olarak. Tabii dediğimiz gibi belli maddelerimiz var. Bunu Adalet Bakanlığı'na ilettik. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne ilettik. Öncelikle mapusların kendi kişisel hijyenlerini sağlamaları için çok acil ve çok hızlı bir şekilde önlem alınması gerekiyor. İşte mesela sular kesiliyor hala hapishanelerde. Bugün bizi arayan 2-3 açık hapishanede bırakın ellerini yıkamalarını, ulaşabilecekleri su olmadığını belirttiler. Bunların bir an önce ve çok hızlı bir şekilde giderilmesi ve hiçbir ayrım yapılmadan bütün hapishanelerdeki mapuslara ilk aşamada temizlik malzemesine ulaşmalarının sağlanması, kişisel hijyenlerinin sağlayacak mekanizmaların yaratılması, yine o çarşaflarıdır, battaniyeleridir gibi hijyen için önemli olan önlemlerin çok hızlı bir şekilde alınması. Biz tekrar belirtiyoruz, bize yansıyan işte ben belirti gösteriyorum ama hastayım, doktora gitmedim gibi, gidemedim gibi bir başvuru yok. Ama bu beklenmeden bunun önlemleri alınması ve hapishanede ufacık bile olsa bir ihtimal olduğunda o kişiye test yapılıp çok hızlı bir şekilde önlem alınması önemli. Yine şeyi ısrarla belirtiyoruz. Bu af sürecinde de zaten var olan bir gerilim vardı. Bırakıldık, bırakılmadık, af çıktı, çıkacak gibi. Şimdi bununla birlikte bu gerilim düzeyi yükseldiği için mutlaka ve mutlaka hapishanedeki insanlara bu virüs nedir, nasıl korunabilir kısmının anlatılması ve önlem alındığının o insanlara gösterilmesi lazım. Yani orada bugün bize yansıyan telefon görüşmelerinden çok ciddi bir yükselen gerilim var. Çok ciddi bir kaygı var. O kaygıya işte yok hapishanede bir şey yok diyerek
ortadan kaldıramazsınız. Ancak o insanlar bir şey yapıldığını görür, kendileri için önlem alındığını görür. Ancak o zaman o kaygı belli noktalarda aşağı çekilebilir. Bir an önce önlem alınmalı. O insanlar bizim kadar rahat işte internete hiç ulaşamıyorlar. Çok sınırlı sayıda kanala ulaşabiliyorlar. Hapishane içerisinde kendilerini nasıl koruyacaklar konusunda çok hızlı bir bilgilendirme yapılmalı. Ve tekrar belirtiyoruz, hiçbir şekilde işte hastalıktan koruyacağım diye o insanların dış dünyayla iletişimleri koparılmamalı. Yani gerek avukatlarıyla gerek aileleriyle mutlaka ve mutlaka işte... İşte zamanlı olacak, hele bir iki hafta geçsin bunu yapacağız şeklinde olmadan örneğin bu iki hafta içerisinde telefonla görüşmeleri gerekirse işte hafta üç kere üçe bölünerek o görüş sürelerini ailelerine telefonla görüşerek idame ettirmeleri gerekiyor. Çünkü gerek içeridekinin gerek dışarıdakinin çok kaygılı olması çok olumsuz sonuçlar doğurabilir. Mesela bazı aileler işte hapishanelerin önüne toplanmaya başladı. Doğal olarak çünkü bilgiyi alamıyor. Bu gibi istenmeyen durumlar, bu gibi hastalığı gerek kişi için gerek ailesi için arttırabilecek durumlar doğabilir. O yüzden mapusların ne olursa olsun dışarıyla iletişimlerinin sağlanmasının ve bu ilk temel önleyici tedbirlerin alınmasının çok önemli olduğunu, bu dönemde disiplin cezaları, özellikle iletişime yönelik disiplin cezalarının derhal durdurulması gerektiği bizim ilk vurgulayacak şeylerimiz arasında. Evet. Peki, böylece programın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Sivil ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği Savunuculuk Koordinatörü Perivan Emine Korkut. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. O sizin de çok uzun bir isminiz var canım. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği. Oldukça zor. Evet, yani onu ben artık bir hafta sonra ezberlemiş olurum. Peki, gerçekten çok teşekkürler. Yani bu çok önemli bir tarafı meselenin. Bu sadece siyasi bir mesele değil. Aynı zamanda tabii toplum sağlığını ilgilendiren bir mesele ve bunca işte toplu yerlerde bulunmalarla ilgili karar alınmışken cezaevleriyle ilgili herhangi bir adımın atılmaması da önemli bir risk oluşturuyor ve bu konuyla ilgili olarak tabii siz bu konunun uzmanı olduğunuz için sizin düşüncelerinizi almak istedik. Bizi bu konuda aydınlattınız. Bir kez daha teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP Mersin Milletvekili Doktor Rıdvan Turan, kendilerine bir kere daha teşekkür ediyoruz programa katkılarından dolayı. Böylece programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mutlu geceler, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.